Cenaze hizmetleri riskli bir alan. Yani sadece şu an için geçerli değil. Bazı evlerde bir vatandaşımız vefat ediyor. Bazen bir hafta kalabiliyor kimse görmeden. Bazen bulaşıcı hastalıklardan sürekli bize gelen zaten cenaze oluyor. Onlara karşı da biz önlem almaya çalışıyoruz. Yani bu cenaze hizmetleri sadece bugün için değil, tarihte her dönem özellikle metropol olan Ankara gibi bir yerde günlük 100-150 tane cenazenin kalktığı bir Ankara'da bu sürekli zaten riskti. Ama risk oranımız şu anda elbette ki kat kat çoğaldı. Belediyenin her türlü hizmetlerinde elinden ne geliyorsa bütün önlemleri alarak işini yapmak zorunda, hangi risk ortamı olursa olsun. Özellikle COVID-19 koronalı hastalar için ve onların cenazeleri için, bulaşıcı hastalıklar için bir bölüm ayırdık. Sadece bulaşıcı hastalıklar değil, ben burada özellikle söylemek istiyorum. Yani deprem anı olabilir, afet anı olabilir, herhangi bir sıkıntı. Allah göstermesin, geçenlerde Elazığ'da bir depremimiz oldu. Biz ona da hazırlıklıyız. Yani sadece salgın hastalıklara değil, herhangi bir toplu kazalarda vesaire sıkıntılarda ve bunlar için ayırdığımız bir defin alanımız mevcuttur. Şu anda da yaklaşık 4 tane koronalı hastamız vefat etti ve biz de oraya defin işlemlerini gerçekleştirdik. Tabii ki bunlar hastaneden bize verilirken belli bir süreçten geçiriliyor, belli bir saat bekletiliyor, ceset torbasına koyuluyor. Biz buna karşılık Alo 188 cenaze hizmetlerimiz olarak araçlarımızdan 2 tanesini sadece bu vakalar için ayırdık. Bunlar için 4 tane şoför, 4 tane taşıyıcı araçlarla beraber ayırmış olduk. Bu vakalara sadece bu araçlar götürülüyor. Götürülmeden önce steril ediliyor. Götürülüp hemen geldikten sonra tekrar steril ediliyor. Şoförlerimiz, taşıyıcılarımızın hepsi su geçirme sulum, eldiven, maske, bone, çizme her şeyle beraber hazırlıklı gitmiş oluyorlar. Onlar direkt mezarlığımıza götürülüyor. Orada yıkanması, defini, her şeyi yine aynı şekilde gazetelerimiz, oradaki imamlarımız, kazıcılarımız hepsi boneli, tulumu, maskesi, gözlüğü, çizmesiyle beraber alana çıkarılıyor. Orada da defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu bir hizmet, yapılmak zorunda. Ya yani ben bunu yapmıyorum deme şansınız yok. Özellikle belediye olarak böyle bir şansımız yok. Sayın Başkanımız Mansur Bey de özellikle konuyu takip ediyor. Böyle bir ihtimali biz düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye olarak ya da Türkiye olarak cenazelerin evde kalması gibi bir şansımız yok. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur böyle bir şans. Biz 24 saat hizmetimize devam ediyoruz. Biz ortalama yıllık 2000 tane cenazeyi il dışına gönderiyoruz. Onun haricinde yıllık 8-10 bin civarı defin yapıyoruz. Bu insanların, cenazelerin ne morg kaldırabilir, ne evler kaldırabilir, ne bu acıya, ne bu kokuya insanlar dayanabilir. Yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti ne kadar riskli olursa olsun mutlaka yapmak zorundayız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerde namaz kılma, topluca namaz kılma olayını rafa kaldırdıktan sonra belli bir müddet, olay bitinceye kadar biz hemen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey'in talimatıyla beraber namazları geleni defnetmeyle beraber başladık. Yarın sabah saat 9'da bir cenaze geldi mi ailesine ve çevresine şunu söylüyoruz. Lütfen yanınızda çok fazla kimse getirmeyin. 3-5 kişi de olsa biz hemen yıkayalım, kefenleyelim. Hazırlayalım. Aile efradıyla beraber namazını kılarken birer metre mesafeli arada olarak cenaze namazını kılıp çok büyük kalabalık olmadan defnedelim diye Büyükşehir Başkanımız Mansur Bey'in talimatı oldu. Biz de gelen cenaze yakınlarına bunu anlatıyoruz. Şu anda uygulamamız bu yönde. Yani her saat burada şu anda defin var. Çok kalabalık olmadan ve gelen halkımızı da birbirine yaklaştırmadan hemen anında cenaze namazlarını teker teker kıldırıp direkt defin alanına götürüp defin alanı da böylece çok kalabalık olmamış oluyor. Böyle bir önlem almış olduk efendim. Özellikle 2 haftalık sürece bakıyorum bu alanda çok fazla kalabalık yaşamadık. Hatta bazen cenaze yakınları bile kendi arkadaşlarını uyarabiliyor. Bakın biz öleni aldık, defnediyoruz. Önemli olan yaşayanlardır şu anda. Bu yaşayanların birbirine temas etmemesi gerektiğini, gelenlerin burada maske kullandığını, eldiven kullandığını az çok görebiliyoruz. Yani bu konuda halkımıza teşekkür ediyoruz. Gayet duyarlı gidiyoruz. Şu anda Zekai Tahir Burak hastanemizde özellikle karantina altına alınmış hastanelerimizden birisi. Demiryolu, eski Demiryolu hastanemiz yine bu bölgelerden. Bilkent Şehir Hastanemizin belli bir kısmı yine koronalı virüsü olan vatandaşlarımızın bulunduğu bir bölge. Gata Şehir Hastanesi'nde yine bu var. Bizim gerek Sağlık İl Müdürlüğü ile gerek hastane müdürleriyle hepsiyle diyalogumuz var. Kendileri zaten böyle bir vaka olduğu zaman direkt olarak bizi arıyorlar. Ya da Sağlık Daire Başkanımızla irtibata geçiyorlar. Biz önlemlerimizi ondan sonra almaya başlıyoruz. Şu ana kadar biz koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve herhangi bir sıkıntı yaşamamış durumdayız efendim.